Merhaba, kucağımdaki kaplan. Tabii size kedilerden bahsetmeyeceğim. Asıl konumuz bugün bir toy poodle olan Angel. Aslında hayatım boyunca kedi besledim. Kedilerle ilgili çok fikrim var. Tabii ki kucakta durmayacak ama bir köpek olsaydı kucağımda bütün video boyunca duracaktı. O nedenle kedilerin karakteristik özellikleri ve kedi beslemenin zorlukları ve kolaylıkları ile ilgili başka bir video çekeriz. Kaplan'la sizi önce tanıştırdım çünkü bir kedim var, bir köpeğim yok. Ama bu pandemiyle beraber köpeklere ilgim arttı. Birazcık da tabii arkadaşımda bulunan Angel, şu anda görüntülerde gördüğünüz Angel bir toy poodle. 2020 Ocak ayı doğumlu, 1,5 yaşında olmak üzere ve bu toy poodle'lar aslında gerçekten sevilen, rağbet gören köpeklerden. Kendilerinin toy poodle beslemesi birazcık tabii bende de neden olmasın dedirtti. Pandemiyle beraber daha aile içine dönmek, çocuklarla daha çok vakit geçirmek, özellikle tek çocuklu ailelerde tek çocuğu oyalamanın zorluklarını görünce aslında bir köpeğimiz neden olmasın demedik değil. Doğaya doğru çıktığımızda da yanımızda bir köpek olursa, kurduğumuz kamplarda ve daha çok tercih etmeye başladığımız kırsal alanlardaki hayvanlarla iç içe olan otellerde bir köpeğimiz olursa çok zorluk çekmeyeceğimiz kanaatine vardık. Ama toy poodle'ları da arkadaşımızın köpeği Angel sayesinde biraz araştırmaya başladım ben. Toy poodle'ların tamamen bir aile köpeği olduğunu öğrendim ve şimdi sizlere toy poodle'la ilgili öğrendiklerimi aktaracağım. Tabii ki bir veteriner değilim ama toy poodle gerçekten köpek isteyen aileler, özellikle çocuklu aileler için ideal hayvanlardan. Poodle'lar bizim çocukluğumuzda bildiğimiz kaniş diye adlandırılan köpeklermiş aslında. O zamanlar işte böyle siyah ya da kızıl etrafta gördüğümüz, kaniş deyip geçiştirdiğimiz bu akıllı hayvanlar aslında poodle olarak geçiyor literatürde. Dünyanın en akıllı ikinci köpeği, Border Collie'lerden sonra gelen ikinci köpeği. Border Collie'ler aşırı akıllı, dünyanın tek köpeği. Çünkü onlar sirklerde izlediğimiz, eğitimi çok kolay olan, gösteriler yapan köpekler. Ardından da poodle'lar geliyor. Poodle'lar tam olarak insan odaklı hayvanlar, aileyi seven, çocukları seven hayvanlar. Yani poodle'ları apartman dairesinde de otursanız, bahçeli bir yerde de otursanız keyifle bakabilirsiniz. Çünkü onlar ilgiyi ve aileyi çok seven hayvanlar. Bahçeli bir evde, kulübede bizim evimizi beklesin diyorsanız aslında yanlış bir seçim olur. Çünkü poodle'lar çocuklarla ve aileyle iletişim kurmayı seven hayvanlar. Poodle'ların da kendi arasında boyları var. Hatta ideal suratları, yüz çeşitleri var. En ideal yüz, burnu kısa ve yüzü tam olarak yuvarlak içine alınabilen tiplermiş. Biraz daha burnu uzun olan poodle'lar da var. Ama bir gösteride kullanmayacağınız için poodle'ları, burnu uzun da olsa, yüzü tam yuvarlak olmasa da karakteristik olarak yine tercih edebilirsiniz ama köpek tercih ederken bir kenarda otursun, beni çok yormasın, kendini sevdirsin, gelsin dizimin dibinde otursun istiyorsanız, uslu ve tembel bir köpek istiyorsanız doğru seçim olmayacak. Çünkü poodle'lar çok enerjik hayvanlar. Düzenli olarak dışarı çıkarıp çocuğunuzla ilgilenir gibi onları oynatmanız, enerjilerini atmalarını sağlamanız gerekiyor. Poodle'lar yüz şekliyle beraber renk olarak da birbirinden ayrışıyorlar. Beyaz poodle'lar var. Bunun yanında aprikot dediğimiz Türkçesiyle kayısı rengi poodle'lar var, kızıl poodle'lar var. Kızıl poodle'lar büyüdükçe rengi birazcık daha açılır. Red brown poodle'larsa büyüdükçe rengi açılmayan, yavruyken neyse büyüdüğünde de o olan poodle'ların renkleri. Çok nadir bulunan poodle'lardan biri de chocolate diye geçiyor. Bunların da renkleri çok fazla değişmiyor. Belki bir ton büyüdüğünde rengi açılabiliyormuş. En nadir bulunan ve elit kabul edilen renk ise gümüş. Gümüş poodle'a kimse hayır diyemez herhalde. Nadir olduğu için de elit kabul edilen bir poodle rengi. Ama etrafta en sık gördüğümüz poodle ise kızıl olan türü. Bana göre de aslında en güzel ve sevilesi renk kızıl renk. Nadir bulunur dediğimiz o gümüş renkli poodle'lar yavruyken siyah oluyor. Siyahken birdenbire büyüdükçe gümüş rengine kavuşuyor. Şimdi benim aklımdaki en büyük sorulardan biri Angel, yani aile dostumuzun, arkadaşımızın poodle'ı olan Angel evdeki bizim kedimiz Kaplan'la geçinebilir mi?
Araştırmalarımıza göre de poodle'lar tıpkı çocuklarla olduğu gibi diğer ikinci hayvanlarla da iyi geçinen köpek cinslerinden. Aslında poodle aldığınızda yavruyken evdeki kedi de yavru olsa belki çok daha kolay olacak işimiz. Ama evdeki hayvanın tabii karakteri de biraz önemli. Ama hiçbir hayvan eve geliyor diye diğer hayvanın evden gitmemesi gerektiğine inandığım için biz bu denemeyi yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Tabii ki poodle'lar her köpek sahibinin olduğu gibi çiftleştirilmesi gereken bir hayvan gerçekten. Köpek sahibi ya da hayvan sahibi olduktan sonra en azından bir kere bu duyguyu tatmalarını sağlamak gerçekten sahibi açısından takdire şayan. Eve ikinci bir hayvan gerçekten zor olacak ama keyifli olacak diye düşünüyorum. Bu pandemi gerçekten fikirlerimizle ilgili de bayağı büyük değişiklikler yarattı bizde. Sıradaki videoda Angel'ın hamilelik süreciyle ilgili bilgilerimiz var. Köpeklerin hamileliği, özellikle poodle'larda hamilelik nasıl ilerliyor ve